Ölmeden önce cenneti merak edenlerin yeri Çam Nemcine, Aydere. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Distinguished Minister, all the other dignitaries, ladies and gentlemen, welcome to the land of Eden here on in the world. Ölmeden önce cenneti merak edenlerin yeri dedim, altı boş değil, dolu. Yaklaşık 1500 flora bitki örtüsüyle, endemik bitki örtüsüyle, 3900 metre yüksekliğindeki kaç kar dağıyla, 55 derecede çıkan sıcak suyuyla, binbir derde deva şifalı sıcak suyuyla, kemer köprüleriyle, tarihi taş konaklarıyla, şelaleleriyle, balıyla, yağıyla, peyniriyle, tulumuyla, horonuyla, gerçekten Rabbimiz bize bahşettiği güzel bir memleketten, güzel bir cennetten, bir parçadan bahsediyorum. So we're talking about a location where you need to see before you die, where it is bestowed by God, all this 300 endemic plants, as well as, you know, all other features of the region, peculiarities, including greenery, honey, you could name many of reaches of this geography. Özellikle yurt dışından gelen misafirlerimizin, kıymetli vatandaşlarını da ilçemizde, ilimizde görmekten mutluluk duyacağımızı arz etmek istiyorum. Ve bu Aydel formunu çok önemsiyorum. Emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın da video konferansta katıldığı için bambaşka bir değere sahip olmuştur. İnşallah biz de burada yapacağımız hazırlıklarımızla, yapacağımız kongre merkezlerimizle artık Davos yoksa Aydel var diyoruz. İnşallah bundan sonraki zirvelerde Aydel'de yapmayı planlıyoruz. We appreciate our foreign guests coming here, being part of this international forum, and we would like to see here replacing Davos. And we were very happy to have our president of the Turkish Republic supporting all of our efforts to make this place an outstanding place in the world. İnşallah bundan sonraki daha güzel organizasyonlarda sizlere buluşmak dileğiyle, ilçemde sizi ağırlamanın onurunu ve şerefini yaşayarak hepinize çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.